tutuklu değil, adeta e, siyasi tutsaktır diyerek eleştirdi. E, şimdi Avrupa Konseyi'nin de bir kararı çıktı. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına rağmen serbest bırakılmayan Kavala ve Demirtaş'la ilgili kararını şöyle açıkladı. E, eğer serbest bırakılmaması halinde Türkiye hakkında yasal süreç başlatılacak. İşte biri Kavala için Kasım sonu Demirtaş için de Eylül sonuna kadar süre verdi. Demirtaş'ınki daha yakın vadede belli olacak daha, Eylül sonu. Daha önce ayır. de verildiği için. Evet daha önce de verildiği Haziran'da için. 22 Haziran'da en Hı. son. Dolayısıyla oradan bir ihlal prosedürü Şöyle, ee, ne gibi eğer, yaptırımlar çıkabilir? Evet siz bunu kabul şu anda yerine getirmezseniz Hı. o verdiği tarihe kadar ee, sözleşmenin 46. maddesi gereği Bakanlar Komitesi mahkeme kararlarının uygulanıp uygulanmadığını denetleyen birimdir. Bu kararın uygulanmadığını mahkemeye bildirecek, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne bildirecek. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi incelemesini yapıp evet benim kararım uygulanmamıştır diye tespit ettiğinde yaptırım uygulanması için bunu komiteye gönderecek tekrar. O eğer böyle bir yaptırım verilmesi kararı çıktığında Türkiye Cumhuriyeti Devleti yani bizim ülkemiz efendim, üyeliğin askıya alınmasından tutun e, Avrupa Parlamentosundan işte asamblesinden bizim e, üyel şeylerimizin e, çıkarılmasına kadar evet. gider hatta Avrupa Konseyinden ihraca kadar gidebilecek bir dizi sert önlemlerle karşı karşıya kalma ihtimali doğacak. şimdi sizin siyaseten yaptığınız bu iş. Yani siyaseten bu insanları içeri tutup bunu da aş, arşu alaya böyle deklare ederek evet biz siyaseten bunları çıkarmayacağız görüntüsü vermenizin bedelini hepimiz 84 milyon daha da fakirleşerek, daha da yoksullaşarak bu ülkeye gelece, gelebilecek yatırımların daha da azalmasına sebep olarak bedelini bizler ödeyeceğiz, Peki. siz değil. O zaman takip edeceğiz bu süreci. Ayşen Şahin. Ee, şimdi aslında burada iktidarın iki hedefi vardı. Kavala e, nezdinde e, Türkiye'de yeşeren gezi ruhunu e, baltalayabilmek, insanları sindirebilmek. E, ama bunu başaramadı. E, hala gezinin yıl dönümlerinde tüm Türkiye hayatının yaşadığı en umut dolu e, Özgür'e en yakın hissettiği dönemini gururla anıyor. Ee, Sayın Demirtaş'ı da siyaset sahnesinden çekmek istediler. Ee, ama e, içeriden dışarıya gönderdiği mesajlarla hem Türkiye siyasetine etki etmeye devam ediyor. Hem de aslında Selahattin Demirtaş'ı e, içeride bitirme değil, şu an iyi bir edebiyatçı, e, bir ressam, ee, şarkı sözleri yazıp besteleyen biri ee, Selahattin Demirtaş içeride kendini geliştirip bize her koldan hitap etmeye e, gerek edebiyatla gerek müzikle e, mesaj vermeye umut vermeye devam ediyor. E, siyasi olarak da aslında çok fazla bitiremediler yerel seçimlerde bile e, Demirtaş'ın içeriden gönderdiği mesajların çok ciddi bir etkisi oldu e, Kamuoyu nezdinde. Hatta ben e, son çıkan e, kitapta bile. Cumhurbaşkanının kitap yazmasında bile e, Sayın Demirtaş'ın edebiyat anlamında e, kendini çok hakikaten geliştirmiş, çıta e, atlamış olması bile bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü gerçekten liderlik vasfı olan e, ve Türkiye'nin ihtiyacı olan siyaseti, daha güler yüzlü bir siyaseti, daha uzlaşmacı bir siyaseti ama yeri geldiğinde de sert söylemleri yapabilen e, çalışılmış bir liderlik değil, doğal bir liderliği vardı. Böyle bir rakiple... Ee, karşılaşmayı, kapışmayı değil, bir siyasi tutsaklıkla e, sahneden çekmeyi düşünmek e, zaten e, aslında e, yarışacak potansiyelde kendi içinde kaybettiğini düşünmesi de anlamına geliyor bence. Hala da bakıyoruz, e, hatırlıyoruz işte Cumhurbaşkanlığı seçimlerini, Haziran seçimlerini. E, şu an iletişim anlamında konuşuyorum ben hep geldiğimde hep söylüyoruz Ya, işte Cumhurbaşkanı yine gençler iletişimde. Ee, gol yedi, bu iş böyle yapılmaz diye. Bu işi nasıl yapılacağını aslında biz o dönemde e, Demirtaş'tan görmüştük, izlemiştik e, ve Türkiye'de hakikaten çok iyi bir ivme yakalamıştı. E, herkese hitap edebiliyordu, hepimiz için büyük bir umuttu. E, ama ikisinde de aslında hem e, huku, e, artık daha darrestettikleri için, yani huku hiç uygulamadıkları için zaten. E, bu şekilde başarısız oldular ama öte yandan iki ismi de gündemden çekme konusunda da bence başarısız oldular. Bizim hayatımızda şu an bir Demirtaş, Selahattin Demirtaş'ın evet kimyanlarda anlık bildirimlerine bir miting alanında olmasına ihtiyaç duyuyoruz. Ama hiçbirimiz ne Kavala'yı ne Demirtaş'ı ne Kavala nezdinde Gezi'yi ne Demirtaş nezdinde o Haziran'da yaşadığımız coşku unutmuş değiliz. Bunlar bu, bu ülkede yaşandı ve hala e, ikisi de bizim hayatımızın içindedir bir figürdür. Yani, yani o anlamda çok da başarısız sık bizim olduğunu düşünüyorsunuz. Orada... Tüm toplumun içinde bakın şu an mesela Selahattin Demirtaş bir açıklama yapsa iki cephede o gün Demirtaş'ın gündemini konuşuyor. Selahattin Hayır, Demirtaş şu an şun, mesela Ashkan Hanım yani kamuoyunun daha çok bu siyasete yakın kesimi olan kısmı için söylüyorsunuz herhalde. Nihayetinde. Demirtaş'a feci şekilde karşıt bir kamuoyu kesimi de var nihayetinde. Peki, Partiler de evet, aynı şekilde Ama mesela anında. şeyi hatırlayalım yani Demirtaş yerel seçimlerde içeriden bir açıklama yaptığında e, iktidar yanlıları da gündem olarak bunu alıyor. Hmm. Gündemden silemediler ki aslında. Ha, o anlamda söylüyorsunuz. Evet yani Demirtaş'ın her sözü hala yani siyasette etki etmeye rağmen, devam ediyor. Kendisine sıcak bakan kamuoyu kesimleri de kendisine Onlara uzak yön bakan, soğuk bakan karşıtlarının da gündeminde yer alıyor tabi ama hani gezinin dahlinde olan geziye katılan herkes için de bir figür olarak ee, kavala üzerinden bir gezi karalama kampanyası yaptılar ne kavala'yı bu şekilde karalayabilirler ne de geziyi orada belki daha yüksek bir ses çıkarılması gerekirdi çünkü geziye katılan herkes Gezi'de hiç kimsenin yönlendiriciliği e, finansal desteği olmadığını çok iyi biliyordu çantasından Gezi'ye sarma börek getiren herkes Gezi'deki e, olayın finanse edilen birinin dahilinde yönetiminde bir şey olmadığını çok iyi biliyordu. Ama ne yaptılar? E, bir kavalayla birlikte siz bu insanı tanımazsınız diye bir iletişim kurdular. Biz biliyoruz şudur. Ben hep şunu söylüyorum. Hazır lokma değil bu insanların duruşmaları, dava süreçleri e, kampanya sosyal medya hesaplarından cümle cümle aktarılıyor sosyal medyaya. Ve e, hani bir şeyin Şener Şen'in filminde vardı ya bu şarkıyı ağlamak için e, Kürtçe bilmek mi lazım? Ya bu davanın hı hı. da haksız bir yargılama olduğunu anlamak için hukuk okumak gerekmiyor. İddianameyi iki şeyle bir baksa insanlar aynı şekilde bir Kavala'nın e, ve Selahattin Demirtaş'ın savunmasını da bir okusalar zaten hukuksuz olduğu çok açık. Yani sadece üstten gelen bildirime e, dinlemek ve onu... Göre afaki yorumlar yapmak değil, biraz da işin içine girip bakmak gerekiyor. Hakikaten hukuk bilgisine sahip olmaya gerek yok. Yani kim oldu belli olmayan bir takım gizli tanıklar, hiçbir şekilde mesneti olmayan ortada olmayan bir takım deliller, oldukça hak ve özgürlükler çerçevesinde yapılmış bazı söylemler ve eylemler, yani bunlarla yargılanıyorlar ve gerçekten duruşma günleri o duruşma salonunda konuşulanları. İki satır okusa insanlar zaten biraz önce hani suçlu da suçsuzdur e, konseyin verdiği karar. Ya, ya suçsuzluk da o kadar aleni ki aslında. Hakikaten sayır yurttaşın bile hukuk bilmesine gerek kalmıyor. Bu işin tamamen Yok, ben siyasi bir yargılama olduğunu anlayabilmek için. Bir tabii Bir tabii, ilkeye, hani... bir ilke önemli. Şimdi Aynı şey sizin için de geçerli, benim için de geçerli, herkes için geçerli. Şimdi sizin suçlu ya da suçsuz olduğunuza bir mahkeme karar verir. Bunun dışında hiç kimse karar veremez. Cumhurbaşkanı mahkeme değildir. Cumhurbaşkanı adli kararlar veremez. Adli kararların isabetini de değerlendiremez. Cumhurbaşkanı yürütmenin başıdır sadece. Mahkemelerin verdiği kararların uygulanmasını denetleyen, onu yerine getirmekle sorumludur o kadar. Cumhurbaşkanı iletişimde nasıl bir dil kullanıyor? İyilik ekiyle. Benim. Benim? Ee, yani şu an devlet kademesindeki herkes için benim. Sonuna bir impeki getiriyor. Bir size açmak yani, için bir şey söyleyeyim mi? Cumhurbaşkanı'nın söylediği bir söz. Ba bakın bankası söze bankası bakın başkanım. ya. Merkez Başkanım. Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğuna ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin işte tahliye kararı verdikten sonra açıklaması Diyor ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ülkemizle ilgili bir davada kendi hukuki süreçlerine İspanya ve İtalya gibi ülkelerdeki benzer yargılamalarda, yargılamalarda verdiği kararlara aykırı bir tavır sergiledi. Biz de bunun üzerine çıktık. Bu çifte standartlı hukuki değil siyasi sahiplerle verilen kararı uygulayabiliyoruz.